love what we have, no matter how little. Because if we don't, everything will be gone. If we don't, we will no longer exist, since there will be nothing here for us. What's here is something that we are still building. Someday soon, this building will stand on its own. While we will be the trees that protect it from the fierce wind. The trees that will give shade to children sleeping or playing on swings. سلم ايديك حبيبي الله يحييك. كيف حالك؟ كيف امورك؟ سافرت من رفعت؟ الله يكفي المدرسة والله. كنت في البيت لما صار الخبط؟ كنت نايمين انت صح؟ جيت نطلع برا بطلع على الدرج، للدرج كله هيت وبطون ومليان مش قادرة امشي عليه. السلام عليكم يا أهل الجنة، أنتم الصادقون ونحن الواثقون. جيت كاميراتي أغطي العدوان اللي على قطاع غزة، كنت بصور جرائم الاحتلال. فكرت حالي بحلم، لأنه أنا بطلع كل يوم بصور بشوف جرائم الاحتلال، ففكرت أنا بحلم. فجأة أصحى بحرك رجلي، طلع هذا مش حلم، استهداف هدفية في البيت، فاهمي. Evet. İki ay bir arayla acaba kaçalım birlikte oldu. Filistin için bir araya geldik. Yani çok güzel bir etkinlik. Neredeyiz ama ilk önce onu söyleyelim. TRT Ulus yerleşkesindeyiz. Evet. Orada çok güzel bir ortam hazırlanmış. Bir Filistin çadırı. Bir yer sofrası, yer minderleri. Yani şu an bir aslında iftardayız ama evet, böyle çok mütevazi bir iftar. Çok mütevazi bir iftar. Çok anlamlı bu. Anlamlı ürünleri. Tabii çünkü yani ben açıkçası hem girişten itibaren hem de şu anda ayaklarımızda mesela çorapla girdik. Evet, buraya. Çorapla ayakkabı girdik. Yok, ayakkabı yok. Yani sanki aslında Gazze'de insanların 6 aydır ne yaşadığına yönelik bir hissiyat, farkındalık oluşturmak amacıyla da yapılmış. Oldukça önemli. İşte biraz önce Gazze'den, Filistin'den meslektaşlarımızı, gazetecileri dinledik. Onların şahitliklerini birebir burada duyma fırsatımız yani oldu. Gözlerimize bildiğimiz hikayeler olmasına rağmen böyle o bilmediğimiz ne çok şey varmış dedik. Yani orada şeyi hissediyorsun, yani konuştuklarında o sana verdikleri hissiyat, enerji, yani o hem bir taraftan çok güçlüler, bir taraftan da dünya tarafından terk edilmişliğin verdiği hissiyatla çok moralleri bozuk da diyebiliriz. Yani o duyguyu çok rahat hissedebiliyorsun. Karmaşık, çok karmaşık yani. Karmaşık duygulara çok sahipler. Mesela ailede bütün yakınlarını kaybetmiş, sadece evet, tek kişi kalmış. Böyle bir belgesel vardı. Kesinlikle yani o TRT belgeseli. Yani şöyle zaten hep anlattıkları hikayelerde yok olan ailelerden bahsediyorlar. Yani işte bir çocuk var, işte belgeselde gördük. Bir çocuk, tüm ailesi, kardeşleri, annesi, babası, akrabaları hayatlarını kaybetmiş. Tek o kalmış ailesinden ve çocuk sadece cennette ailesiyle birlikte olmanın hayaliyle yaşıyor. بعد ما طلعوني من المستشفى ودوني على عمي بالمدرسة عايش معهم بالمدرسة. Yani öyle tutunuyor hayata. İşte para biriktiriyormuş. Çocuğu annesiyle birlikte olabilmek için cennette. Yani bu duyguyu tarif etmenin gerçekten imkanı yok. Ya bu tanıklıklar çok kıymetli, çok gerçekten. Evet. TRT World, TRT Arabiye, bütün kanallar farklı dillerde hikayeleri topluyorlar ve şu çok hazin geldi bana, o hayatta kalan tek kişinin belgeselinin de bu belgeselin çekimlerindeki gazetecilerden birisi de hayatını kaybetmiş. Evet. Bu çok dramatik geldi bana. Ya şey de hani, var İbrahim. Sümeyye de şey dedi ya, bazen dedi hikayeleri dedi şey yapıyorsunuz, panelde konuştu. Evet. Bazen hikayeleri anlatıyorsunuz, bazen de hikaye oluyorsunuz. Evet, kendiniz oluyorsunuz. Orada şey vardı işte, New York Times adına çalışan Gazze bir gazeteci sadece ailesinden bir kişinin ölümüyle ilgili bir mesaj paylaştığı için ilk önce İsrailliler tarafından fişleniyor. Sonrasında da Amerikan gazetesi New York Times bu
şahitliği ya da iddiayı gerçekmiş gibi kabul edip o kişiyi hemen işinden atabiliyor. Böyle de bir acımasız gerçekle karşı karşıya. Ama iyi ki TRT var, iyi ki hakikatin Türkiye var. Sesi, hakikatin sesi. O kişiyi bugün TRT Arabi'de görev yaptığını öğrendim ben. Ya yani ben oldukça, yani benim için çok duygusal bir şeydi. Tabii yani meslektaşı yalnız bırakmamak, susturmamak. Evet. Çünkü yani çok zor şartlar altında canlı bağlantılar yapılmıştı. Evet. Orada Gazze'den canlı bağlantılar vardı Skype üzerinden. Evet. Çok zor işler. Çok zor. Diğer tarafı dijital bir işgal süreci var. Evet. Onu iftardan sonra konuşalım kesinlikle istersen. Bu yani daha çok, da önemli bir nokta. Çok çok önemli bir konu. İkimizin de çünkü aşina olduğu bu dijital evet konularda benim bilmediğim şeyler varmış. İşte Kassam'ın anti istihbarat evet, diyelim. Evet, yani TRT ilk kez oraya TRT girmiş. Oraya girmiş. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani ardında çok ciddi emekler var. Çok bir ciddi de adanmışlık, böyle gazetecilik şeyi var. Ve ama vicdan var hepsinin ötesinde. Kesinlikle. Ya hadi düşünebiliyor musun? Hayatının her alanında istila altında ve sen bir şekilde sesini hala dünyaya duyurabiliyorsun. Bir şekilde hala direnebiliyorsun. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. İftardan sonra devam ederiz. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin imamlarından, müezzinlerinden ya da Mescid-i Nebevi'de görevli bir hocamız bu akşam bizimle birlikte. O da ayrı bir anlam. Bizi birleştiriyor sesler. Daha sonra birlikte olacağız tekrar. Bir iftar ve sonrasında bir namaz arası verdik. Namaz arası tekrar verdik. Tekrar geldi. İftarın menüsünü de söyleyelim istersen. Evet, iftarın menüsü yoğurt, simit, hurma, su. Zemzem. Zemzem. Evet. Dört şeyli. Mütevazi, güzeldi. Hoş, gayet keyifli. Evet. Doyabiliyor musunuz? Doyabiliyormuşuz, evet. İnsanın evet, nefsi bunlarla evet doyabiliyor evet yani. Şimdi Filistin'e gittik. Sen de gittin, ben de gittim. Evet. Kudüs'e gittik. Değişik yerlere gittim. Ama bu akşam Filistin bize gelmiş oldu. Ramazan'da bir Filistin'in ruhu buraya geldi. Evet, buraya geldi. Bu kefiyelerle. Kefiyelerimizle. İşte Filistin bayrağını simgeleyen. Evet, sembolize eden karpuz dilimleriyle. Bunun da hikayesi biliyorsun yani. Bir ara İsrail, işgalci İsrail Filistin bayrağını bile yasaklıyor. Evet. Filistinliler de her zamanki yaratıcılıklarıyla evet onun yerine gidecek karpuz dilimlerini buluyorlar. Yani, evet, tatlı bir tatlı cevap bir oluyor. Evet, tatlı bir cevap oluyor. İkinci belgeselden biraz söz edelim. Evet. Digital Occupation. Occupation, evet. Dijital işgal. İşgal. Şimdi orada tabii belgeselde bahsedilen 8200 diye bir birim var. İsrail'in siber istihbarat, sinyal istihbarat birimi. Aslında çete gibi bir şey. İstihbarat birimi diyemeyiz. Çünkü insanların mahremlerine girip onlardan giriyor, evet, bilgiler devşirip daha sonra onlara şantaj yapıp yapıyorlar, evet, muhbir olmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Aynen. Güzel hayatlarıyla alakalı. Evet. Yani alçaklığın dibi nedir dense yani budur herhalde yani. Yani şey böyle kapı deliğinden de bakmıyorlar. Direkt odadan sizi gözetliyorlar, evet, yani. Odanın içine kamera koymuşlar gibi. Kamera her yerde, CCTV kameralar. Evet. Ondan sonra cep telefonlarından. Cep telefonları zaten. Evet. Cep telefonu iletişimi zaten. Yani Filistin kodu var ama 0970. Evet. Filistin kodu ama 972 ama üzerine geçiyor. Aynen, evet. Direkt. Aradığın zaman ilk önce İsrail'e uğruyorsun. Ondan sonra İsrail'e uğruyorsun. Ya da çıkarken de yine İsrail'e geçiyorsun. Evet. Yani bütün bunlara rağmen ya telefonları diyor, bile diyor, telefon kodları bile işgal edilmiş durumda. Peki diyor. Bütün bu kadar süper istihbaratınız var, her şey var. Peki niye çuvalladınız diyor. 7 Ekim'de niye çuvalladınız? O kadar kişi, yüzlerce kişi evet, Gazze'den diğer tarafa geçiş yaptı. Evet. Bunu nasıl fark etmediniz? Fark etmediniz. İşte yenemez algısının onlarda da olduğunu ve aslında bunun ne kadar büyük bir zayıflığı da beraberinde getirdiğini aslında gösteriyor bize. İsrail yani Filistinliler tek, onlar hepsi. Çünkü sadece şey değil yani İsrail'e Big Tech dediğimiz büyük teknoloji firmalarının hemen hemen hepsi İsrail'in evet emrinde. Başta yani Google. Belgeselde de gördük, evet, dediğin gibi Google var. Diğer o Nimbus projesinde zaten şakır bütün sosyal, şakır sosyal medya platformları neredeyse İsrail'e paralel hareket ediyor. Hatta işte belgeselde de vardı, işte Elon Musk'ı alıp İsrail'e getirip işte o sözde basılan kibusları gezdirip sonrasında Elon Musk üzerinde nasıl bir etki ve Twitter üzerinde nasıl bir baskı kurduklarını hepimiz biliyoruz. Zaten Meta'yı falan söylemeye gerek yok. Onlar kafadan Filistin yazdığın zaman bile engelleyebiliyorlar. İçerikleri. Ama buna rağmen Filistin'in Londra Büyükelçisi'nin bir ifadesi vardı. Allah tuttuğumuz
oruçları... dedi ki bütün buna rağmen dedi sansür aşıyor dedi. Dayanışma sansür aşıyor. Evet, orada çok kritik bir laf söylendi. Bir şeyi engellemek için çok para harcamanız gerekiyor dedi ama doğru bir şeyi yaymak için çok para harcamanıza gerek yok dedi. Zaten insanlar onları gönüllü olarak yapabiliyorlar. Evet. Biz bunu 7 Ekim sonrasında çok bir şekilde görebildik, çok tesadüf edebildik yani. Çok daha zengin bir şekilde. Biraz sonra yine devam edeceğiz. Evet, tekrardan şimdi dinleyelim. Program başlayacak tekrar. The hilltop youth of the settlers are dangerous, are provocative, are hostile, are violent, and they have to be contained. We are in this boat because we are planning to go back to Gaza Strip. Birçok belgesel vardı. Tanık da şahit de evet. Çok şeydi. Kutsal İşgal diye o Hilltop Yahut'un yani bu İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in de çok üyesi iyi, olduğu radikal Yahudi yerleşimci grubunla ilgili içeriden gerçekten çarpıcı görüntülerin de olduğu ve işte aslında ne kadar radikal ve kanada olmayan bir grupla karşı karşıya olduğumuzu adamlar Gazze'ye çocuklarını falan bindirip Gazze'ye gemiyle gitmişler buraları alacağız diye yani. Manyak öyle yani adamlar biraz. Kan, yani tüyler ürpertici bir belgeseldi. Yani ben orada işte bir yerleşimci terörist bir Filistinli çocuğu rehin alıyor. Ailesine karşı kullanıyor. Ya yani o sahneyi görünce insanın elleri ayakları boşalıyor yani. Müthiş ya ama şair Rafa'nın söylediği gibi, şehit olan Rafa'nın söylediği gibi eğer ölürsem sen yaşamalısın hikayemi anlatmak için diyordu. Evet, evet, bütün da... gazetecilerin sanırım yaptığı şey bu. Ya evet yani bunu yapmaya çalışıyoruz 6 aydır. Daha öncesinde de bunu yapmaya çalışıyoruz ama anladığım kadarıyla yeterli değil. Daha çok yapmalıyız. İşte izlediğimiz Witness belgeseli yani şahit belgeselinde de bir gazeteci sanırım konuşuyordu kürsüden. Yani diyor ki yani ne kadar yapsak da sizden şey alabilecek miyiz? Hakkınızı bize helal edecek misiniz diye soruyordu. Gerçekten helal edecekler mi? 1000 kere düşünmek lazım ama onun dışında elimizden geldiğini yapmak lazım. Ben gazeteci olarak, sen de gazeteci olarak, hem bir yazar olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Sen de bir kitap yayınladın en evet, son. Evet yine Muhit'ten çıktı. Bunun Muhit'ten. Üstüne konuşacağız ama bu akşam Filistin TRT'nin bunun sadece haberini vermiş olalım. Evet. Üzerine konuşuruz. Sadece haberini vermiş olalım. Bu akşama denk geldiği için haberini evet. Vermiş olalım. Yoksa gerçekten... Yani TRT'yi akşam, kutlamak lazım gerçekten. Gerçekten kutlamak lazım. Emeklerine sağlık. Neydi TRT... Cumhurbaşkanımızın biz de gitmiştik TRT World Forum'da iletişim koridorları açmak diyordu. Evet. Gerçekten o koridorların TRT tarafından... Yani esas hüviyetine dönüşerek nasıl açılabildiğini hep beraber TRT, görüyoruz. Anadolu TRT, Ajansı, Anadolu Ajansı, El Cezire. Evet. Yani sayıları çok fazla değil evet. Ama böyle bütün sayıları belki çok fazla değil ama sesler birleşince kıymetli oluyor. Evet yani Yeni Şafak'ta da mesela 6 aydır kesintisiz sürdürüyoruz. Her gün iki sayfa yapıyoruz Gazze ile. Hatta arka sayfamızda da Gazze haberlerine yer veriyoruz ama yeterli değil yani tüm gazeteyi Gazze'ye ayırsak yine yeterli olacağını düşünmüyorum çünkü öyle haberler geliyor ki İbrahim sen de görüyorsundur mutlaka yani bunların bazı bir tanesi belki tam sayfa haber yapılacak şeyler. TRT World ya da TRT ailesi bu konuda bize bir kez daha güç verdi, cesaret verdi. İzlediğimiz gerçekten çarpıcıydı yani insan kalbi sıkışıyordu gerçekten. Ya acaba kaç adım diyoruz? Yani bir adım bile kıymetli. Attığımız evet. Bir adım bile kıymetli. Filistin için attığımız bir adım bile kıymetli. Hiç küçümsememek lazım. Gerçekten elimizden ne gelir dememek lazım. Evet. Bulunduğumuz yerde onlar için fayda üretmek lazım. Gazetecilerin hikayelerini izledik. Ve şehit olan gazetecilerin hikayelerini de izledik. Aynen. Belki şöyle kapatabiliriz. Filistin bize kaç adım? Onu düşünelim. Evet. Onu ya ben şöyle diyorum yüreğimiz kadar yakın olmalı en azından. Evet. Yüreğimiz kadar yakın olmalı. Adımla değil
karışla bile değil, biz olmalıyız, Filistin biz olmalıyız diyorum. Acaba kaç adım derken, biz Filistinsek eğer, o zaman bir şeyler çözülmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ramazan'da bir Filistin akşamından Allah'a ısmarladık. Liebe Palästina, großer Zionisten, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe Palästina, großer Zionisten, Liebe Palästina, großer Zionisten. Und wir har odlat jorden, und wir har odlat jorden, und wir har skördat vetet. Vi har plockat citronerna, och vi har plockat citronerna, och pressat oliverna, och pressat oliverna, och